Nereye gidiyor süreç? Kısıtlamalar var. Bugün sokağa çıkma yasağı var efendim. Bununla birlikte yeterli mi, değil mi? Ve bütün bu ayrıntıların hepsini çok değerli bir hocamızla konuşacağız. Sayın Bülent Tutluoğlu efendim stüdyomuzda konuk Skype bağlantımızla. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi pazarlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yine ilk saflarda siz değerli sağlık çalışanlarımız yine oralardasınız efendim. Pazar günü de yayınımıza katılıp bilgi veriyorsunuz. Çünkü bu süreç artık hepimizin taşın altına elini koyması gerektiği bir süreç diyebiliriz. Öncelikle vaka sayılarından bahsedelim. Aslında ne kadar da sizin dediğiniz gibi bir insan, can o kadar önemli ve biz bunu sayı ve rakam olarak adlandırıyoruz. Mecburen böyle ama acı bir tablo tabii ki. Kırmızı alarm veriliyor. Önlemler yeterli mi? Sokağa çıkma kısıtlaması var ama cuma günü yaşadığımız tablo şuydu. O iki günlük sokağa çıkma yasağının daha sokağa çıkma yasağı olmadan ekstra yoğunluğunu da gördük. Yani o iki günlük süreçte böyle mi olmalı? Nasıl önlemler almalıyız efendim? Sözü size bırakıyorum. Söylediğiniz son derece doğru. Tabii ki bu sokağa çıkma yasağı, hani biz daha geniş kapsamlı olarak hep öngörmüştük. Şu anda bu şekilde yapılamıyor ama belki duruma göre daha da genişletilmesi söz konusu olabilir. Ama bunda da şu sakıncaya da daha önceki yayınlarda da dikkati çektik hep. İşte bu özellikle sokağa çıkma yasağı saati yaklaştıkça insanlar evlerine gitme telaşıyla çok bir yoğunlaşma duraklarda, toplu ulaşım araçlarını bekledikleri yer noktalarda çok yoğunlaşmalara yol açıyorlar ve biz mümkün olduğunca kalabalıkları azaltmaya çalışıyoruz. Nerede hani kalabalık bir ortam var, bu COVID enfeksiyonunun yayılması açısından son derece sakıncalı bir ortam oluşturuyor. Dolayısıyla bunun için ayrı bir önlem alınması lazım. Ya hani zaten o esnada yola çıkanların işte yani bu cezadan dolayı korkup hani bir aksiyon almamalarını sağlamak veya bu o dönemdeki işte belki araçları takviye etmek ya yani bu birikimin veya orada olacak görevler vasıtasıyla güvenli mesafeye dikkat etmelerini sağlamak gibi bir takım özellikle büyük duraklarda bu önlemleri almak lazım. Önlemler yeterli mi? Şu zaten bu önlemlerin bir tık ötesi işte zaten tamamen kapanma. Baktığımız zaman hani biz tıp mensupları bunu öneriyoruz. En azından birkaç haftalık bir süre için ama bir yandan ekonomik ve sosyal boyutları nedeniyle tabii ki tıp mensuplarının her söylediği gerçekleştirilmiyor. Bu da bir gerçek. Evet. Sayın Hocam, aralığın ikinci haftası gibi aşı müjdesi veriyoruz. Tünelin ucunda ışık var diyoruz. Biraz da bu önlemlerin hani biraz bekletilip hani birkaç hafta daha durulmasının sebebi bu da olabilir mi? Yani biz şu anda Aralık ayında değil de Eylül ayında bu tablolarla karşılaşsaydık muhakkak bir kapatma gerekir miydi? Denseydi ki 2-3 ay sonra aşıyla ilgili gelişmeler olacak. Çünkü şimdi önümüzdeki süre çok yakın. 15 gün içinde neredeyse aşıyı bekliyoruz. Keza Pfizer, keza Çin, keza Almanya, Amerika'da da bir takım çalışmalar var. Türkiye'de de devam ediyor. Biraz da bir tık bunun beklentisi de etkiliyor olabilir mi bu süreci ekonomiyi sarsmadan atlatmak adına? Evet, şimdi aslında hep normalde bu noktalara gelmemek için biz belki de yaz döneminde bir takım önlemleri alsak bu kadar ağır bir tablo içerisinde düşmeyebilirdik. Hep o dönemde bu bazı tedbirleri tekrarladık, söyledik ama çok bunlar maalesef gerçekleşmedi. Sonuçta bu içinde bulunduğumuz noktaya geldik. Tabii işte Eylül ayından itibaren bir takım önlemler daha önce alınsaydı belki bu vaka sayılarına ulaşılamayabilirdi. Bu da bir gerçek. Burada biraz hani belki de özelliğimiz bu. Hani bir şey olmadan hani çok böyle ciddiye almıyoruz. Maalesef. Hep uyardık. Dedik ki biz sonbahar, yani Eylül ayındaki yoğunluğumuzda dedik ki Eylül ayı çok yoğun geçiyor. Eylül ayı böyle geçiyorsa Ekim, Kasım aralığı düşünmek istemiyoruz. Zaten acil servisler bloke olacak, yoğun bakımlar da olacak diye bunların uyarısını Eylül ayından itibaren yapmaya başladık. Keşke haklı çıkmasaydık ama maalesef çok şu an ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Aşı kısmına gelince aşı diyelim ki geldi gerçekten ondan sonra zaten onun bir takım prosedürleri var. Aslında işte faz 3 çalışması dediğimiz bilimsel çalışmanın da hatırı sayılır bir dergide, bilimsel dergide yayınlandıktan sonra bu tabii ki orada herkes görecek sonuçlarını işte yan etkisi nedir, etkisi nedir. Ondan sonra tabii kişilerin
bu aşıyı seçmesi için de elinde bir veri olması lazım. O veri aslında yayınlandıktan sonra aşı uygulamasına başlamak lazım. Ama aşı uygulamasına başladığınız zaman hemen topyekun olarak milyonlarca insanı anında aşılayamıyorsunuz. Tabii ki bunun bir plan programı yapılacaktır. Ona göre aşılama yapılacaktır. Şu aşılama konusundaki uyarımız da şu anda söyleyeceğim. Bunu zatürre aşısında yaşadık. Diyelim ki zatürre aşısı için belki de gereksiz bir sağlık ocaklarında yığılma yaşandı. Bu yığılma esnasında oraya giden ve aralarında COVID olan kişiler oraya zatürre aşısı olmak için gelen kişilere bunu bulaştırdı. Hı hı. Dolayısıyla onun da programını çok iyi yapmak lazım. Yani nasıl hani duraklarda yığılma oluyor işte buna bağlı sıkıntılar yaşanabilir diyorsak aşı programını yaparken de çok iyi randevu sistemiyle yığılmaların olmayacağı şekilde bunu organize etmek lazım. Yoksa oraya işte COVID aşısı olmak için gelen birisi gayet rahat COVID olup gidebilir. Evet Sayın. Çünkü Sayın Tutluoğlu, Eylül ayında söylediğiniz şey çok doğruydu. Eylül ayında uyarılarınızı şimdi biz ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. O zaman buradan bir kez daha söyleyelim. Aşı geldiği takdirde de bu uyarılarınızı umarız ki bir ay sonrasında biz demiştik aşı olmak için daha çok insana bulaş sağladık, daha çok hasta sayımız arttı noktasına gelmez diye lütfen bir kez daha altını çizer misiniz? Aşının da çok doğru bir şekilde dağıtılması ve uygulanması ile ilgili hocam. Evet. Aşı zaten hani şu anda gündemde olan Çin aşısı. Çin aşısı da soğuk zincirle tabii dağıtılacak. Diğer bazı aşılarda olduğu gibi -20 veya -70 derecelerde gerektirmeyen bir aşı. Ama dediğim gibi sonuçlarını gördükten sonra mutlaka Sağlık Bakanlığı da öyle ilerleyeceğini daha önce bildirmişti. Yayınlanması lazım bir sonuçların. Ondan sonra da işte bunun organizasyonu yapılacak ve organizasyonda da bunun dikkat edilmesi lazım ve aşı oldunuz biliyorsunuz 2 doz yapılıyor bu aşılar. Hemen antikor oluşmuyor. Aradan 15 gün 20 gün geçecek. Ondan sonra belki korunmaya başlayacaksınız. Dolayısıyla aşı oldum ben işte rahat rahat dolaşayım diye bir lüksümüz yok. Aşı olduktan sonra birkaç hafta içinde rahatlıkla dışarıdan gene COVID kapabilirsiniz. Dolayısıyla her şeyi aşıya bırakmamak lazım. Evet. Zaten bahsedilen aşı dozları gelse bile Türkiye'ye bunlar gerçekleşse bile Türkiye'nin belki %25-30'unu aşılayacaksınız. Halbuki bir toplumda bağışıklık elde edebilmek için en aşağı bir %60-70 aşılama yapmanız lazım ki bir miktar o pandeminin etkilerini azaltabilelim. Dolayısıyla bizim 2021'de bizi uzun bir süreç bekliyor. Belki değişik yerlerden temin edilebilecek aşılarla Türkiye'yi hani iyi bir organizasyonla büyük bir bölümünü aşılayabilirsek bu sıkıntıyı 2021'in ortalarından itibaren ancak hafifletebiliriz diye düşünüyorum. Evet, kısıtlamaların da sonucunu hep söylüyorsunuz. Bir 14 gün sonra göreceğiz. Yani kısıtlama oldu ancak devam ediyor. Artış devam ediyor. Yoğun bakımlardaki sıkıntı devam ediyor. Çünkü bunu 14 gün sonra göreceğiz. Kısıtlamanın etkisini. Tıpkı aşı da böyle. Yani o 2 haftalık süreç hatta ikinci doz yapılana kadarki süreçte bile kapılabilir. Bununla ilgili de çok ciddi uyarılar ve kamu spotları sanki hazırlanması gerekiyor. Özellikle şimdi çocuklarını sağlık ocağına götürüp su çiçeği ve diğer aşıları yaptıran anneler iyi bilir ebeveynler. Yani derler işte çeşme suyu vermeyin, şu kadar dikkat edin, 3 gün duş yaptırmayın gibi. Yani o arada vardır zaten o risk. Aynı risklerin yine bu aşıda da olduğunu söylüyorsunuz. Soğuk zincir aşısı zaten. Dağıtımı nasıl olacak? Burada da çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili de bir söz vermek isterim. Bütün meslek burada sağlık çalışanlarına efendim önce teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sizin nezdinize iletelim. Ön saflardasınız. Çok fazla sağlık çalışanımızı kaybetmeye başladık. Özellikle grip aşısı geldiğinde siz de çok söylediniz efendim. Önce sağlık çalışanları dediniz. Çünkü sağlık çalışanları sizler olmazsanız zaten bunun önüne geçemeyeceğiz. Siz de ağır bir şekilde COVID virüsünü atlatmış bir sağlık çalışanı olarak meslek hastalığı sayılması konusunda da son fikirlerinizi alalım efendim. Tabii ki, kesinlikle çok onun aslında öncesinde bir takım işte kamuoyu oluşturma diyebileceğimiz sosyal medyada olsun işte meslek kuruluşlarının etkisiyle olsun hani bu gerçekten olması gereken alınması gereken bir karardı. İnanın çok üzülüyoruz. İşte
Bir de hastalar hala bazı hastalar olayın ciddiyetinin farkında değil. Düşünün ki hekimler her gün hayatını kaybediyor. Yani bu ciddi bir şey. Sonuçta bazı hastalar zannediyor ki işte hekim başarısız oluyor tedavide. Bu hastalığın tedavisi yok. Yani biz tedavisi olmayan bir hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hekim arkadaşlarımız veya sağlık çalışanı arkadaşlarımız, hemşire arkadaşlarımız hasta olduğu zaman biz tabii ki ekstra üzülüyoruz. Gerçekten hani görevini yapmaya çalışırken maruz kalıyor. Yani normal hani diğer kişiler gibi toplum içerisinden almıyor. Bile bile yani bu işin içerisinde ben şu anda mesela günde gördüğüm ortalama COVID'li hasta sayısı 45-50 civarında. Onların içerisine giriyoruz. Çünkü işimiz bu. Ben de çok daha önceden de ağır bir şekilde geçirmeme rağmen bunu. Bu riski alıyorum. Almak zorundayım. Çünkü birilerinin bu işi yapması gerekiyor. Biz bu cephede savaşan askerleriz. Öyle görüyoruz. Bu bir savaş ve bu cephede bizim mücadele vermemiz gerekiyor. Maalesef elimizde çok önemli silahlar yok. İşte hep böyle bir yan tedavilerle olayı çözmeye çalışıyoruz. Hastalara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu esnada özellikle hayatını kaybeden meslektaşlarımız, sağlık çalışanları için de bunun bir meslek hastalığı sayılması gerçekten çok önemliydi. Önemli bir aşama o açıdan kat edildi diyebiliriz. Evet hocam, iyi ki varsınız. Bu arada hani İtalya olduk olmadık gibi süreçler konuşuluyor ama bizim hekimlerimizin öngörüleri ve mücadelesi de gerçekten yadsınamaz. Ciddi bir mücadele veriliyor bütün sağlık çalışanlarımız bu noktada. Hocam son bir noktayı sormak isterim. Şimdi siz de söylüyorsunuz işte bir hekim COVID'den dolayı hayatını kaybedince tedavi başarısız oldu ya da nasıl oldu, kendisi de hekim nasıl atlatamadı gibi, siz de ağır geçirmiş bir insan olarak çok iyi bilirsiniz bunu. Sürekli maruz kalmayla ilgili de yeterli bir bilgilendirme yok sanıyorum. Yani ben bir kere COVID oldum, vücudumda antikor var deyip sokaklarda yine salına salına maskesiz dikkat etmeden gezerseniz 2, 3, 4 maruz kalma sonunda çok ağır bir şekilde hayatınızı da kaybedebilirsiniz. Yani çünkü bunun şu anda aşısı henüz durdurulamadığı ve %70'e yayılamadığı için insanlarda bu da yok sanıyorum. Yani COVID olup atlatmış insanların çok rahat bir şekilde ben nasılsa atlattım, artık bağışıklığım var dediği noktasını görüyoruz. Hocam bu doğru mudur? Yok değil tabii ki. Yani şu anda çok bilinmeyen var COVID ile ilgili ama hani ikinci enfeksiyon veya üçüncü enfeksiyonlara rastlıyoruz. Çok sık değil ama mümkün. Ne kadar süre korunma var o kişiye göre değişiyor. Kimisinde antikorlar 2-3 ayda kayboluyor ortadan. Kimisinde işte belki 6 ay 8 ay kanda kalıyor. Dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Hiçbir şekilde bir güvence değil. Yani COVID geçirmiş olmak bir daha geçirmeyeceğin güvencesi değil. Kesinlikle tekrar geçirilebilir. Onun için korunma önlemlerine COVID geçiren hastaların aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bir de aşı geldiği zaman COVID geçiren hasta aşı olacak mıyım kafasında böyle bir soru işareti olabilir. O dönemde aşılara ulaşılabildiği bir dönemde antikor testlerini yeniden yaptırıp eğer kanında koruyucu antikor yoksa COVID geçiren kişilerin de aşı olması gerekiyor. Evet hocam, aşıyla ilgili son bir sorum daha olacak. Şimdi herkesin dilinde bu konuşuluyor. Alman aşısı yok, Çin aşısı gelecek, o aşısı bu aşısı. Hani bu kadar böyle rahat onu olmam, yok olurum ben olmam gibi söylüyoruz ama bu aslında böyle bir durum değil. Önce bir aşıyı bulsak, Çin'i, Almanya'sı, Fransa'sı o ayrı kalacak da bunu da bir anlatalım. Yani sanki bu marketten alacağımız bir vitamin alacağız, yok onu almayacağım, bunu alacağım. Böyle bir seçeneğimiz olacak mı? Çünkü bu bir hükümet politikası. Bu zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün bir politikası, ülkeler arası, dünyanın bir masada olduğu bir politika. Bununla ilgili de efendim son aydınlatır mısınız bize? Evet, tabii ki. Şimdi burada ulaşılabilir olması, aşının ulaşılabilir ama bir yandan da dediğim gibi en azından ön güvenlik çalışmaları ve ön etkinlik çalışmaları elimizde olması lazım. Biz, yani şeffaf olmak önemli. Bu çalışmanın şu ana kadar yapılan çalışmalarda şu kadar gerçekten işte yan etkisi olmuş, şu kadar etkinliği olmuş. Yaptıran kişi de buna bakarak aşıyı olacak veya olmayacak ama burada fazla seçeneğimiz olmayacak dediğiniz gibi ilk başta. Belki 2021'in ortalarından itibaren seçeneğimiz olabilir ama şu anda başka seçeneğimiz olmayacak. Açıkçası özellikle risk gruplarında belki o anda hangi aşıyı bulabilirsek yaptırmak zorunda kalacağız. Ama gene de şey olarak bilinmesi lazım, yani veri olarak elimizde olması lazım. Çünkü her ülke kendi ilk önce iç ihtiyacını karşılayacak, ondan sonra başka ülkelere vermeye başlayacak.
Burada biz öncelik alabilecek miyiz Türkiye olarak veya Sağlık Bakanlığı yeterli iletişimi kurup bu şeyi sağlayabilecek mi? Bunlar çok önemli. Dediğimiz gibi ilk etapta özellikle çok risk grubu olan kişilerin hani artık öyle seçme lüksü olmayacak. Evet. Bulduğumuz gelen aşıyı yaptırmak zorundayız. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Sizin de dediğiniz gibi öyle bir lüksümüz olmayacak. Belki ilerleyen dönemlerde olacak. Hatta belki Türkiye'de başlanacak üretilmesi. Çünkü bu 20 milyon 30 milyon dozla aşılacak bir şey değil. Tıpkı diğer salgın hastalıklarda olduğu gibi komple bütün ülkenin %70'inin bağışıklığını aşı olması gerekiyor ki bunun önüne geçebilelim. Sizin de dediğiniz gibi dünyada da böyle değil mi hocam? Yani bir ülkenin aşılanması da etki etmeyecek. Çünkü sirkülasyon olduğu sürece bütün dünyanın artık tek bir masa etrafında insanlık için, sağlık için bir araya gelmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. Kolay gelsin diyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına da saygılarımızı bir kez daha sizin aracılığınızla iletelim efendim.